Kerem Oğuz Erken yine. Ve bu Qabaqlı köy nüfusu yaklaşık 11 bin nüfusu bir hanemiz var. Nüfusu var. Ama ne yazık ki bu madencinler gelmişler buraya, insanlara huzursuzluk yapıyorlar. Bu doğamızı bozdular, havamızı bozdular, suyumuzu bozdular. Biz buna karşı eylem yapıyoruz. Ancak hiç kimse bu eyleme karşı bizim yetkililer gelip de bu milletin derdi nedir acaba? Bunlar niye yapıyorlar bunu? Bu madenciler acaba devletin verdiği şartlara göre, kanuna göre mi çalışıyorlar? Bu madenciler bu suya göre 200 metre ileride çalışmaları lazım. Bunlar hemen bu dere kenarında çalışıyorlar ve o zehiri, o pisliği suya akıtıyorlar. Burada insanlar bile bu suyu içemiyor, yaşamıyor. Balıklar eskiden biz buraya pikniklere gelirdi. Herkes gelirdi, burada pikniklere gelirdi, dere kenarında oturdu, pikniği yapardı. Şimdi o balık bile yoktur. Suyumuzu zehirlediler, doğamızı mahvettiler. Biz istemiyoruz bunlar burada bu çalışma yapsınlar. Hepsine söylüyoruz gelsinler ki bize de yardımcı olsunlar, bu doğayı bozmasınlar. Bu adamlar acaba devletin verdiği yetkiye göre mi çalışıyorlar? Çalışmıyorsa bizim şehircilik bakanımız, müdürlüğümüz burada var. Bir gün gelip de bunları nitelmişler midir? Niye gelmiyorlar? Biz buna karşıyız. Müsaade etmiyoruz bundan sonra bu doğayı daha fazla bulsunlar. Burada bir tane saha açmışlar, 20 tane saha açmışlar burada. Dere kenarında bunların çalışmaları bir sefer yasaktır, kanunla da yasaktır. Orman bırakmadılar. İnsanların bir temiz havası, suyu kalmadı burada. Biz buna mücadele ediyoruz ve mücadelemize de devam ettireceğiz. Buna karşıyız. Bu madenciler buradan gitsin. Ve biz bunun mücadelesi yapacağız. Onlar burada bundan sonra çalışmayacaklar. Her ne olursa olsun biz halk olarak mücadelemizi yapacağız. Bunlara karşıyız. Mücadelemiz devam edecektir. Hayvanlarımızı getirip burada otlatamıyoruz. Daha önce 20 bin tane koyun burada besliyordu. Sen şimdi git bakalım bir tane koyun bulabiliyor musun? Yok. Doğayı bozuyor, ot yok. Su içemiyor. Hayvan su içemiyor. Zehirlemişse suyu. O madeni çıkartıp da suya koyuyorlar. Su hepsi zehirdir. Sen git bir suyu içebilir misin? Bir kenarda oturup da piknik yapabilir misin? Eylemi aslında başlatmamızın tek bir nedeni var. Doğamızı korumak. Köylüler bir zarar ziyanları oluyor. Hayvanları yetiştiremiyorlar. Hayvancılık yapamıyorlar. Ayrıca bizim burada bulunan akarsuyumuzu, deremizi kirletiyorlar. Resmi olarak ÇED raporlarına göre de yani aslında bütün madenlerin dereden en az 200 metre, yani en az o da 200 metre uzakta çalışma yapılması gerekirken şu an hemen derenin yanında çalışma yapılıyor. Buna nazaran artık sularda bizim deremizde herhangi bir balık çeşidi falan artık yaşamıyor. Bizim halk tarafından işte telefon açıldı. Burada artık milletin bir kararı olduğunu, sizin burada gitmeden buradan kalkmayacağım bir eylemde olduğumuzu, zaten en doğal yasal hakkımızı kullanıyoruz. Kendisi telefonda hiç ağza alınmayacak küfürler, bütün sadece bir şahsa değil, bütün köylüye yapılmış bir küfür ve hakaretten bahsediyorum. Onun hakkında da herhangi bir siyasi, yani yasal olarak bir suç duyurusunda bulunamayacağımızı da kendisi belirtmiş. Çünkü devlet olduğunu sanıyor kendisi. Telefonda konuşunca kendisi bize emekli albay olduğunu, siyasi olarak çok güçlü olduğunu, bizim ona karşı herhangi bir ne kadar burada eylemde kalırsak da herhangi bir şekilde buna bir müdahale edemeyeceğimizi söyledi. Kendisi devletin arkasına sığınıyor. Bize burada resmen ikinci sınıf insanı muamelesinde bulunuyor. Emekli albay ikide bir bunu dile getiriyor. Burada bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor aslında. Devletin, bizim sanki bu devletin yurttaşı değil de farklı bir ülkenin yurttaşıyız gibi davranmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz burada abartısız 200 tane asker var burada. Sanki burada bir taşkınlık çıkarmaya gelmişiz gibi. Aslında bizim burada tek yapmak istediğimiz doğamızı korumak. Dağlarımızın daha fazla delinmesini, daha fazla tahrip edilmesini, deremizin daha fazla kirletilmesini istememek.